remain still. Eyes close, let the world just pass me by. Akira, 20 Aralık 82 yılında Katsuhiro Otomo tarafından yazılan, az sene sonra da 16 Temmuz'da Tokyo Movie Shinsha, böyle okunur inşallah, tarafından anime filmi çıkartılan distopik temalı bir yapımdır. Kendisi aynı Berserk, Devilman gibi kült yapımlardandır. Tabi burada 50 saat yapımının Akira göndermelerini saymayacağım. Ama şu motor sahnesinin, bırak animeleri, bilmem kaç film, dizi, animasyonda kullanılmış ikonik bir sahne olduğunu söyleyeyim de kulağınıza küpe olsun. Bu gay mi? Neyse, bu yapım biliyorsanız eğer muhtemelen yeni veya akım animeleri burun kıvıran, eski, kült ve hiç duymamış cevherleri izleyip enter mentel takılan bir tipsiniz. Ya da Cyberpunk 2077'nin oyununu veya animesini çok sevdiniz, alternatif animeleri ararken Ghost in the Shell falan derken bunu buldunuz. Sonra da bu yapımın memleketimizdeki çok nezih insanların yorumlarına bakmaya karar verdiniz ve karşınıza Küba bayrağının mor siyaha boyanmış Malatay stili bir top karşınıza çıktı. Evet, o top benim. Ben admin Elmute ve bu da adminin kimsenin skinde olmayacak özet ve incelemesi. Ha, geçmiş kısmına bakarsak bu anime'nin bir tanesini keşfettim, yani o kadar çok da bir anlatacak bir tarafı yok. Hep izlemek istedim ama bir sürü zaman bulamadım. Ama baktım ki yurttayım, internet adam akıllı yok. Bu filmi indirdim ve özel inceleme çekebiliyor muyum yurtta diye denemek için bu animeyi seçtim. Neyse, huzurlarınızda Akira parodi özet inceleme ve dipnot, bu video Haluk Bilginer tarafından seslendirilmedi. Hikayemiz 2019 yılında Neo Tokyo'da geçmektedir. Yani ismi bu, Neo Tokyo. Çok yaratıcı. Yaptığı hiçbir şeyden ders çıkarmayan, dünyanın göt deliği insanlık rahat duramamış ve 88 yılında 3. Dünya Savaşı patlayıvermiştir. Japonya 3. atom bombasını 7 halde bir şekilde toparlanabilmiştir. Tabi buna artık ne kadar toparlanma diyorsanız onu bilemem. Bu tronadan fırlama Jix motorunu sahibi olan ana karakterimiz Kaneda, dispotik Japonya'da bir motor çetesinin lideri. İşte diğer çetelerle sürtüşme, polislerden falan kaçma, yani ad üstü motorcu çetesi. Bir de Tetsuo diye grubun ezici bir tip var. Kaneda ile çocukluk arkadaşı, ekibin mazlumu, kendisini kanıtlamaya çalışan küçük Emrah gibi bir şey. Bir gün gene bunlar bir kovalamacının sonunda helikopterlerin basmasıyla yanlışlıkla yakalanıyorlar. Yanlışlıkla diyorum çünkü bunların amacı aslında bu uçak. Bariz şekilde Türkiye'den geldiğiniz anladığımız bu uçak gibi görünen ama ağzı dili olan, psişik güçlere sahip olan uzaylı bozması şeyler var. Sonrasında bir bok bilmedikleri anlaşılınca salınıyorlar. Bizim Kanada kızın birinin arkadaş ayağına oradan çıkartıp hemen yarışmaya başlıyor. He, Tetsuo yanlarında değil. Hiç de sormuyor, aga Tetsuo nerede, kardeşim nerede diye. Yok. Kızı gördü diye hemen yavşa. Ha, Tetsuo demişken de onun da üzerine deneyler yapıyorlar. Muhtemelen cenabetin önüne gideni bizim Tetsuo şu pisişik uşağa kafa attığı için bir şekilde o da bir takım güçlere kavuştu. Ben demiyorum. Onlar öyle ima ediyor. Bizimkine dönersek okulda bunları bir güzel azar çekiyorlar. Evet, motor süren, sağ sola artistik yapan bunlar aslen 15 yaşında resimli tipler. Yani bu kadar yarak bir Japonya'da bu tür şeyler normal. Örnek mi arıyorsunuz? Aha biz. İkincisi, bunlar en azından liseli. Tokyo Revengers Tigers ortaokuluydu amına koyayım. Yalnız gerek ortam gerek hocalarla tam meslek lisesinde okuyorlar. Tek bir fark haricinde. O da şu büst. En pis lisede olsa bizim Atatürk büstümüzde böyle bir şey söz konusu olamaz. Yapmayı aklından geçirenin aklını götüne sokarlar. Bizim Tetsuo hastanede istirahat ederken sırf bir kız iki öleceğim diye kaçıyor. La oğlum, zaten başın çatlıyor. Yamuk yamuk yürüyorsun. Üzerine bizim Kaneda'nın Jigstron motorunu dızlayıp karıyla kaçıyorsun ve üzerine başka bir motor çetesi tarafından dayak yiyorsun. Oğlum hakikaten cenabetsin demeyeceğim. +9 malsın. Hani biliyorsun herkes ile kavgalı olduğunuzu, biliyorsunuz Japonya'nın ne kadar tehlikeli olduğunu. Olan kızı oldu. Hadi kendini düşünmüyorum, bari kızı düşün piç. Hayır, üzerine abileri onu kurtarıyor. Sonra ben kendi başımın çaresine bakamıyorum mu? O kadar mı ezim draması yapıyor. Ay götüm, ay götüm. Hakikaten +9 mal bu uşak. Sonrasında da migren sancısı başlıyor. Evet, o ikonik meme de buradan ortaya çıkıyor. Ureni kamavda. Akira. Bizimkini paketliyorlar. Bari şekilde bizim küçük Emrah'ta bir bok var. Sürekli kafasında Akira Akira diye bir şeyler yankılanıyor. Sirede ismini veren bu Akira denilen şey, anlatılanlara göre bu Türkiye'den gelen ihtiyar çocuklar gibi efsunlu bir vatandaş. Bayağı bir OP olarak bahsediliyor. Halkın bir kısmı buna tanrı gözünde falan bakıyor. Ama şu an kendisinin fiziksel bir varlığı yok.
Evet, anlatamadım değil mi? Ya kabaca Akira diye bir varlık var. Tetsuo'nun aurası ona benziyor diye Tetsuo'yu el üstünde tutuyorlar. Olay bu. Bizim Kaneda bir terörist karmaşasının içinde nasıl gördüyse gözünü siktiğim başta yaşadığı kızı o kadar kalabalığın arasında fark ediyor ve onun peşine takılıyor. Sonra da birkaç dakika sonra paket ediliyor. Fuzuli an peşinde düştün gurbete. Devamını biliyorsunuz zaten. Şimdi bu kız bir ekiple beraber bu arka plana dönen şeylerle alakalı illegal araştırmalar yapıyorlar. Veya bize öyle yansıyor, bilmiyorum. Bir yandan da mecliste çok da yabancılık çekmeyeceğiniz görüntülere şahit oluyoruz. Yani albayım o kadar para döktük size, hala fır yok yumurta yok, hayırdır? Yani şimdi sana kırayı savundun. Ne diyorsunuz efendim? Bu necip millet? Biz onları 15 Temmuz'da gösterdik. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ama efendim, oh, uyuduğum yerden 500K kazanıyorum. Ananı, ananı, sen. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ülkede dakika başı terör saldırıları oluyor. Kızların kelleleri kulelerden atılıyor. Ben burada gelmiş Akira ile uçacağız diyorum. Ama siz hala bana karşı gelip birbirinizi yiyorsunuz. Hayırdır albayım? Başımızda Junior Kenan Evren mi kesileceksin? Ya bir siktir İngiliz'in kodumun kemik sürüsü. Neyse bizim Kaneda kız ve ekip kılık değiştirip üste sızıyorlar. Bir yandan da bizim küçük Emrah Tetsuo'nun zihni iyice çökmeye başlıyor. Hayır efendi gibi bu uşağı anlatabilirsiniz neler döndüğünü. Ama yok, illa gizem yaratacaksınız. Tabi bizim Tetsuo'nun da sabrı sabır. Sokarım borusuna deyip firar ediyor. Üzerine katliam da çıkartıyor. He artık kendisi Mob Psycho'nun atası gibi bir şey oldu. Daha bu saatten sonra da Tetsuo'yu tutan aşk olsun. Kendisi salak malak ama burada %100 haklı olmuşak. Çok mu zor içine cin kaçmış demek? Çok mu zor seni Akira düzü demek? Uşak efendi gibi anlatmak yerine bir anda canavar dönüşüp çocuğun odasında beliriyorsunuz. Uşak sinir krizi geçirip dibinize kadar geldiğinde ortalığın amına koyduğunda ancak göt korkusundan ötüyorsunuz. Ya, olay da şuymuş. Bizim Tetsuo Akira'yı uyandırabilirmiş. Yani aracı gibi bir şeymiş. Ben de anlamadım. Ne oluyor amına koyayım? Neyse işin sonunda Kanade ve kızımız, ben artık ona K diyeceğim, Tetsuo malının yanına geliyorlar. Ama 2x mal Tetsuo gene bir şekiller, bir tripler, bir artistlenmeler. Beni niye kurtarıyor onlar? Sana mal demekten bıktım Tetsuo. En son Allah'ına söyleyeceğim o olacak. Zaten Japonya dinsiz bir olduğu için hiç linçemem. Bizim Tetsuo Mob Psycho'nun atası olduğunu fark edince götü halli kalkıyor ve oradan tüyüyor. Ha ne sonra yandığımın memleketinde o kadar patlama çatlama varken gidiyor ağlayı gözaltına almaya çalışıyorlar. Bak bu da çok tanıdık geliyor. Ama bunu beceremiyorlar ve bizim albay oluyor Kenan Evren. Ha bir yandan bizim Kaneda ile Kay kızımız haliyle hapiste atılıyor. Ama sonra hiçbir şey yokmuş gibi çıkabiliyorlar. Sonra dışarıda soluk muluk alırken bu ihtiyar çocuklardan birisi Kay'ı ele geçiriyor. Bir yandan bizim Mob Psycho, Gojo, Simu'nun atası Tetsuo ise çekiyor bir pelerin havada 500 takılıp GTA Vice Panzeri misali şehri birbirine katıyor. Zaten bir kısmı da gaza geliyor aha Akira Başkan geldi diye. Kabaca Japonya yaraklara doğru evriliyor. Neyse eninde sonunda bizim Tetsuo Super Flash Akira'nın yanına gelebiliyor. Sonra şu uşak tarafından yönetilen Kei ile bir vs atıyor ama hali Tetsuo sikiyor. Super Flash Akira dedim de hakikaten Super Flash Akira. Uşağı soğuk depoda tuttukları yetmemiş. Bir de Resident Evil 8'deki Ethan'ın uşağı misali Akira'yı modüllerine ayırıp her bir parçasını kapsüllerde muhafaza etmişler. Sonra Tetsuo Akira turşularını dizerken Kaneda olay yerine geliyor ve hiç çocuk arkadaşı falan dinlemeden dalıyor bizimkine. Helal lan sana. Hiç drama yapmadan şeyin amına koyan arkadaşını öldüren kafadan kontak bu mala daldın ya helal olsun sana. En son Tetsuo'ya uzaydan uyduyla müdahale etmeye çalışıyorlar ama Tetsuo'ya sokarım sizin Türk satınıza deyip uyduyu sikip atıyor. Yani artık resmi olarak Tetsu Allah gibi bir şey. Kendisi stadyumda Akira'nın parçaları ile kral triplerine takılırken serinin başındaki o kız geliyor. Ya şu uşağın nesini seviyorsun? E be kızım. Ah be kızım. Neyse Tetsu Allah falan olsa da yavaştan kudurmaya başlıyor. En son olay yerine gelen Kaneda ile beraber bizim Tetsu akraba elinden fırlanma ve varlığa dönüşmeye başlıyor. Herkesi yutuyor, kızcağızı istemese de öldürüyor. Her şey yarı sırtına dönmüşken Super Flash Akira ortaya çıkıyor ve geçmişte olduğu gibi atom bombası gibi patlıyor. Ananı sikim demeyi unuttum. Aslında bu Akira 3. Dünya Savaşı esnasında patlayan şey. Ya bu patlamaya neden olan varlık. O yüzden bana çok OP diyorlar, çok güçlü diyorlar. Neyse işte Super Flash Akira ortaya çıkıyor ve geçmişte olduğu gibi atom bombası gibi patlıyor. Neyse patlamada normalde Kanada'nın da bokunun bile bulunmaması lazım ama kendisi patlamada bunların dertlerini falan dinliyor. Geçmişe falan dalıyor. Flashback'leriyle öğreniyoruz ki bu Akira ve diğer ihtiyar uşaklar bir de en sonuncu bu hale gelmişler. Sonra günümüze kadar da böyle oluvermişler işte yani.
Yapım çok bir şey anlatmıyor bu konuda. İşin sonuna gelirsek Kaneda, Kei, Albay falan hayatta kalıyor. Akraba evliliği olan Tetsuo tabii ki de o kadar geçirdiği şeyden sonra hakkı rahmetine kavuşuyor. Finalde de Kaneda, Kei falan motorlarla atlayıp giderler ve bu film de burada biter. Akira çok iyi bir yapım. Evet, bunu çok ruhsuzca söylemiş olabilirim. Eğer bu yapımı daha küçükken izleseydim muhtemelen verdiğim mesajlarla dumura uğrar ve her elimi sünnelini yapardım. Ama geç kaldım be gülüm. Şaka bir yana Akira hakikaten kült anime kavramına hak eden tekinsiz anime ananı sikim telefon düştü. Eski anime kokusunu buram buram veren bir anime. Bu eski anime kokusu tabirini eski bir kitabın mis gibi kokması gibi algılayın.